Melisa'nın bir kaşe... Kaşe. Melisa'nın şu raporun imzalanması gerekiyordu da. Gelebilirsiniz diye seslendi mi ben size? Kusura bakmayın. Çıkın dışarı. Rapor? Çıkın lütfen. Şekeriniz nasıl bu kadar düştü Hayret? Aç kalmış olabilirim. Ya da fazla stres. Bu kadar ani bir düşüş tehlikeli olabilir. Detaylıca bakmak lazım. Siz ne zamandır doktorluğa soyundunuz Muazzez hemşire? Şafak hocam. Efendim. Nedir bu? Hocam ben bunu Melis Hanım'ın odasında buldum. Nasıl yani? Hocam Melis Hanım'ın hamileliğini öğrendiğimiz gün... Melis Hanım'ın odasına girdiğimde tam bir iğne yapacakken sakladı. Sonra da bunu buldum işte. Galiba Melis Hanım kendine insülin vurarak oyun oynamış. Bilerek fenalaşmış. Teşekkür ederim Muazzez hemşire. Ha Muazzez hemşire nihayet gelebilir. Aa, ben Muazzez hemşireyi kaşesiz, yani mühürlü kaşeleriyle... Aman neyse işte canım. Kalbim defter, dilim dönmez. Ben sana verdiğim sözü tutmaya geldim. Ne? Hangi sözü? Ya işte hani Adana candır. Ha, hamsi de hamsidir. Bizim hastane karşısında süper bir kebapçı açılmış. Gidenler parmaklarını yiyorlarmış. Yani şimdi mi gidelim? Ya da yaptırıp yollatayım mı sana işim varsa? Hemen. Hemen. Hiç vakit kaybetmeyelim. Yine ne var Şafak Hanım? Nereden çıktı bu? Siz benim odama mı karıştırıyorsunuz? Şimdi sus ve beni iyi dinle. Alpe Zeliş'i almaktan vazgeçtiğini söyleyeceksin ve benim almam için ikna edeceksin. Yoksa numaradan bayıldığını ona söylerim. Hiçbir şey ispat edemezsin. Öyle mi? Sizin odanızdan çıktı Melis Hanım. Risk almak ister misiniz? Bana bak. Alp'le Zeliş alman için konuştum. Beni de dinlemedi. Yapabileceğim bir şey yok. Vallahi ben orasını burasını bilmem. Zeliş almaktan vazgeçtiğini söyle. Ne yap? Et imzalat o kağıdı. Nasıl imzalatacağım ki? Orası size kalmış Melis Hanım. Bugüne kadar nelere ikna ettiniz adamı? Bunu da kıvırırsınız siz. İyi. Ama beni tehdit ettiğin için değil. O küçük kızın iyiliği için yapacağım bunu. Hı hı. Tabii.